Merhabalar, saat 3 Kampanya TV'de bugün yine bir Türk Bebek görüşmesi için Serkan'la birlikteyiz. Öncelikle sabah yaptığım bir duyuruyu tekrar etmek istiyorum. Bizden sonra saat 4'te sevgili Oya Hanım'ın bir toplantısı olacaktı, bir konuşması olacaktı psikoloji üzerine bu karantina günlerinde. Ama kendi çocuğunun geceki ateşlenmesinden dolayı onu iptal etmek zorunda kaldık. Önümüzdeki hafta inşallah onu telafi ederek mutlaka sizlerle buluşmasını tekrar sağlayacağız. Bugün bol yumurtası olan hastalardan konuşalım diye planlamıştık. Evet, hem polikistik overi hem de yumurta rezervi ile ilgili biraz daha şanslı olan hasta grubunu konuşalım diye. Ben bir yandan sorularınızı görebilmek adına da kendi telefonumu da hazır hale getireyim. Evet, şimdi ilk 15-20 dakikada yorumları kapalı tutup ardından akışı engellememek için, burada görüntüyü engellememek için yorumları alıp beraber inşallah tamamlayacağız. Bir yandan da Türkiye'nin değişik yerlerinden farklı farklı dosyalar geliyor. Bugün Nevşehir'deki dün hastamızı unutmayacağız. Evet, hastamızla başlayacağız. İstanbul Eyüp'ten, Ankara'dan, Avcılar'dan, İstanbul'dan, İzmir'den ve Samsun'dan, bir de Nevşehir'den farklı farklı bölgelerden bize dosyalarını gönderen anne adaylarının dosyalarını yorumlayacağız. Vurgulamak istiyorum. Nilgün Hanım, koordinatörümüz, zaten bir gününü sadece bu yorumlamaya ayıracağız gibi gözüküyor. Çünkü her gün 5 tane yaparız dedik ama evet, kenarda böyle 20-25 tane dosyamız şimdiden birikti. Mutlaka her dosyayı değerlendirip mutlaka her hastamıza dönüyoruz. Olabildiğince burada da sizleri değerlendirmek için örnek teşkil etsin diye önümüze almaya çalışıyoruz. Şimdi yavaş yavaş bence başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi yumurta rezervi dedik. İlk gün tanımlarını yaparken spermli yumurtanın şöyle bir farklılığı var dedik. Sperm bozukluğundan da zaten bahsetmiştik salı günü. Sperm üretilebilir bir hücre dedik. Erkek vücudunun içinde bir fabrikasyon var dedik. Sperm hücresi yaklaşık işte 2 ayı uzun bir süre, 80 gün civarında bir sperm üretimi oluyor. Ve hep yeni taze spermler kullanılıyor. Kadınların yumurta hücresi ise üretilebilen bir hücre değil demiştik. Onlar kadınlarla beraber, yumurta hücreleriyle beraber dünyaya geliyorlar. Ve yaşlandıkça, yaşaldıkça yavaş yavaş yumurta hücrelerini tüketiyorlar dedik. Evet. Dolayısıyla vurguyu net yapmak açısından söylüyorum. 18 yaşındaki bir kadının yumurtası 18 yaşındayken, evet, 38 yaşındaki bir kadının yumurtası 38 yaşında. Zaten sayı azalıyor, bunu biliyoruz. Ama yumurtanın yaşlanması gibi bir süreçte oluyor. Dolayısıyla aynı sayıda yumurtası olan, AMH'i mesela 1,5 olan, evet, 38 yaşında veya 40 yaşındaki bir kadına göre 25 yaşındaki bir anne adayının yumurtası sayıca aynı olsa bile kalitece daha olabiliyor. Peki Serkan, ben sana sorayım. Yumurta rezervi diyoruz, rezerv diyoruz. Hı hı. Yumurta rezervini nasıl anlıyoruz? Şimdi yumurta rezervini nasıl anlıyoruz? Yumurta rezervi aslında bir kadının doğurabilme potansiyeliyle, evet, bize dolaylı olarak gösteren bir parametre. Evet. Biz bu yumurtalık rezervini anlamakta özellikle son 5 yılda çok önemli adımlar attık. Eskiden gerçekten bizim tıp fakültesinde hatırlarsan o öğrencilik ve asistanlık dönemimizde over rezervini değerlendirmekle ilgili çok uzun ve çok meşakkatli testler vardı. Evet, evet, evet. Ve hani yapılan hormon tahlilleri özellikle hala da çok görüyorum. FSH, LH ve E2 seviyeleri bakılıyor. Bakılabilir, bir hani hatalı bir durum değil ama FSH, LH, E2 seviyeleri gerçekten kadının doğurganlığı noktasındaki anlık bir parametreyi göstermiyor bize. Yani FSH ile over rezervi uyumsuzluğunu çok daha sık görüyoruz. Evet. Bugün bizim poliklinik günümüz. Bir hastayı az evvel değerlendirdim. Bir diş hekimi bir arkadaşımız. O da sordu. AMH'ı biraz düşük. Yani sınırda daha doğrusu. FSH'in, LH'in önemi ne? Aslında FSH, LH, işte E2 gibi hormonlar sizin yumurta rezervinizin tükendiğini haber verebiliyor. Aynen. Ama prediktif olarak giderek azalışını bize sinyalize etmiyor. Dolayısıyla da var mı yok mu veya tükenmiş mi tükenmemiş mi gösteriyor. Bu testlerin şöyle de tanıtacağım. Aydan ayda değişken. FSH'ı beyin salgılıyor. E2'yi
yumurtalık dokusu salgıladığı gibi karaciğer salgılayabilir, yağ dokusu salgılayabilir. Yani direkt yumurtaya bağımlı şeyler değil. Değil. Yani yumurtada bir problem olacak, bunun yansıması beyin algılayacak, beyin buna hormonal cevabı verecek, bir orada bir boşluk var. Evet. Ama biz şu anda yumurta rezervini nasıl değerlendiriyoruz? AMH dediğimiz antimilyaren hormon ve ultrasonda adetli dönemde ve hatta aslında yeni anlarda artık o kadar tecrübe, tüp bebek tecrübesi bakımından ultrasonda baktığımızda biz yumurtalık rezervi hakkında çok yüksek bir prediktif değer diyeyim yani güvenirlikle yumurtalık rezervini yani değerlendirebiliyoruz. Yani antimilyaren hormon AMH yumurta rezervini değerlendirmekteki laboratuvar açısından en güçlü, en değerli testimiz. Neden? Çünkü direkt yumurtanın içerisindeki yumurtalardan, foliküllerden yani aslında tüp bebekte kullandığımız veya bir gebelik şansı verecek olan hücrelerden salgılanan hormon. Evet. Yani bir problem olduğunda direkt zaten paralel bir şekilde azalma gösteriyor. Evet. Ama şurada hastaları yanıltmayalım. Bu çok önemli. AMH'ın laboratuvardaki değerlendirme standartizasyonu hala dünyada çok tartışmalı ve laboratuvarlar arasında çok farklılık olabiliyor. O yüzden de bu tip şehir efsaneleri veyahut da etrafında çok hikaye duyarsınız. Benim arkadaşımın AMH'ine baktılar, düşük dediler. Sonra işte 6 ay sonra şunu yaptı, çok arttı falan. İster peki AMH, antimilyaren hormon, yaşla beraber yumurta rezervi azaldığına göre yaşla beraber azalan bir hormon. Evet. Peki AMH yükselebilir mi? AMH zamanla yükselmez. Evet. Ya da yükselmesini beklemeyiz. Eğer AMH arasında özellikle belli bir zaman aralığında fark varsa bunu laboratuvar hatası olarak kabul etmek lazım. Evet. Çünkü AMH, FSH, LH gibi adet döneminden adet dönemi bağımlı yapılan bir test değil. Yani adet döneminde mutlaka yapılması gereken bir test değil. Her 30 gün boyunca yapılabilir. Evet. Yani daha önce değerlendirdiğimiz FSH, LH, işte E2 gibi testler sağ kolda sol kol arasını bile fark edebiliyordu. Aynı anda alınmış iki kan bile fark edebiliyordu. Ama AMH adetinin 3. günü, 5. günü, 7. günü aç, tok fark etmez. Mart ayında yaptığı Nisan ayında fark etmez. Giderek yıllar içinde yavaş yavaş düşmesini bekleriz ama yükselmesini de beklemeyiz. Yükseldiğinde de bunu daha çok kalibrasyon problemleri, laboratuvar problemleri gibi yorumlamak lazım. Peki. Gene yumurta rezervi üzerinden gideyim. Sonra yumurta rezervi çok olan hastalara döneceğim. Peki ben duyuyorum. Şimdi hasta ağzıyla sormaya çalışıyorum. İşte benim tanıdıklarım, arkadaşımın arkadaşı işte incir suyu içmiş, soğan kürü yapmış, işte akupunktur yapmış veya başka bir işte alternatif tıptan bir şey denemiş veya tıbbi bir ilaç kullanmış, klomen kullanmış, femera kullanmış, bölüsteron kullanmış, AMH'i 1.5 iken 3.5'a çıkartmış. Bunu nasıl yorumlarsın? Şimdi en çok zaten bizim de mücadele verdiğimiz ya da derdimizi anlatmaya çalıştığımız konu bu. Şimdi AMH antimilyaren hormon aslında normalde olgun yumurtalardan değil, olgun yumurtaların altında havuzda bekleyen kromardiyal folikül dediğimiz hücrelerden salgılanıyor. Ne demek bu? Aslında öndeki yumurtalar bitecek, arkada bekleyen askerlerden salgılıyor. Yani o yüzden zaten rezerv konusunda bize bilgi veriyor. Çünkü oradaki bir azalma geride bekleyen askerlerin sayısının azaldığını gösteriyor aslında. Çünkü biz ultrasonla bakıyoruz, 4-5 tane çok güzel yumurta görüyoruz. Ama iyi bir yerde yapılan bir laboratuvar testinde AMH'ı biraz normalin biraz altında gördüğümüzde şey diyoruz. Yani bu ay iyi görüyoruz ama bu hastalığı 6 ay sonra çok farklı görebiliriz mesela diye. Evet. O yüzden bu primordial foliküller dediğimiz hücreler vücudun herhalde en değerli hücreleri arasında bir sıralama yapsak ilk 5'e girer. Çünkü neden? Tekrar yapılamıyor. Ta anne adayı kendisi fetusken yani anne karnındayken yapılmış, genetik olarak sayısı belirlenmiş, kodlanmış, çevresel faktörlerden çok da fazla etkilenmeyen bir takım ilaçlar haricinde çok korunaklı hücreler. O yüzden bunların yıpranması, o kadar bunları yerine koymak hani fitoterapiyle, akupunkturla, işte bitkisel tedavilerle ilaçlar mümkün değil. En azından bugünkü bilgimizde mümkün değil. Evet. Ne zaman mümkün olur? Bugün konuştuğumuz gibi. Bir gün kök hücre bu noktaya gelirse olabilir belki. Evet. Yani bu hücreler böyle dalgalanan, giderek artan veya zamanla yaşanmayan hücreler değil. Sperm gibi değil yani. Sperm dalgalanabilir. Niye? Çünkü o aya yani o üretim dönemindeki çok sigara kullanmıştır. Bir takım çevresel faktörlere maruz kalmıştır. Sperm üretimi o 3 ay boyunca çok kötü olabilir. Fabrika biraz duraksamış olabilir. Ama burada bir fabrikasyon yok. Aynen. Peki şimdi yumurtası az hastaları önümüzdeki hafta konuşacağız. Yumurta rezervi az olan hastaları. Onları kenara koyalım. Tabii. Peki bu anlattıklarından anlıyorum ki kadınların bir kısmı bol yumurtayla ta anne karnındayken, kendisi anne karnındayken kodlanmış oluyor. Aynen. Bir kısmı da
çok yumurtayı veya az yumurtayla oluyor. Evet. Peki bu anne adayları, kadınlar geliyorlar, 20'li yaşlara geliyorlar. Aslında çocuk düşünmediği yılları geçiriyorlar. Sonra çocuk düşünmeye başlıyorlar. Kimisinin bol yumurtası oluyor. Peki bunlar niye üreyemiyor? Bol yumurtası varsa aslında bu bir avantaj diyorsun. Gibi gözüküyor. Ama neden bol yumurtalı olmak da bizim için bir sıkıntı? Ben fazla mı şey derim, yani bir şeyin çokluğu da azı da zarar. Evet. Gerçekten hani bu üreme fizyolojisi, üreme hormonal denklemi olarak bakıldığında da böyle. Yumurta az olduğunda da sıkıntı, çok olduğunda da sıkıntı. Hangisi daha sıkıntı? Az olduğunda daha sıkıntı. Evet. Yani tabii ki zenginlik başa bela ama fakirlik gibi değil. Aynen. Dolayısıyla yumurtanın azlığı üretilebilen bir hücre olmadığı için zor. Evet, aynen. Fazlalığı ise yönetilmesi gereken bir süreç. Aynen. Şimdi yumurtalara baktığınızda aslında bu yumurtaların hepsi birer birer küçük küçük bir hormon salgılayan küçük organlar gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve bunların sayılarının çokluğu, o hormonal hormon salgılanmalarının fazlalığı, vücut bunları bir yerde kompanse etmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Eğer yumurta çok olduğunda yumurta hücresinin salgıladığı fazla östrojen vücutta hemen geliyor. Onu kompanse etmek için relatif olarak testosteron miktarını artıyor. Yani androjen miktarını artıyor. Yani erkeklik hormonunu arttırıyor. Ve bu kadında aslında bir takım olmaması gereken yan etkiler ortaya çıkartıyor. Ne yapıyor? Tüylenme ortaya çıkartıyor. Yüksek testosteron adet düzenini bozuyor. Yumurtanın olgunlaşıp ovili olması, yani çatlaması, spermle buluşması gereken o mekanizmayı engelleyebiliyor. Özellikle bizim Türkiye'de, hani bizim ırkımız daha yatkın, dediğim gibi hirsütizm açısından erkek tüylenmesinden çok şey. Bir taraftan da bu grup hastada ortak bir özellik var. Muhtemelen aynı genetik, epigenetik faktörlerden kaynaklanan bir denklem. İnsülin direnci. İnsülin direnci, metabolik sendrom, işte kilo almaya yatkınlık, bir takım koroner kalp hastalığı risklerinde artış gibi dahiliyecileri ve endokrinologları ilgilendiren ve yaşam sağlığını ilgilendiren de problemler. Yani aslında yumurta çok olunca yumurtanın salgıladığı hormonal denge de çok oluyor. Evet. Östrojen hormonunun yüksekliğini hayal edebiliyoruz ama östrojenin alt basamaklarından, ham maddelerinden androjen dediğimiz ve bu kez testosteron gibi hareket eden de bir parça yüksek oluyor. Aynen. Bu kez de kadında işte tüylenme gibi, işte adet düzensizliği gibi, akne gibi, kolay kilo alma gibi, insülin direnci gibi başka şeyler çıkıyor. Bütün bunlar da bize polikistik over sendromun öğeleri olmuş oluyor. Aslında polikistik over dediğimiz, poli çok demek, over yumurtalık demek. Aynen. Yumurtanın içinde ne çok? Yumurta çok. Çok tanım olarak çok yumurtası olan yumurtalık demek. Peki polikistik over hastaları aslında rezervi yüksek, çok yumurtası olan ama düzenli yumurtlayamayan. Aynen. Yani aylık gebelik şansının sonuna kadar kullanamayan hastalar. Aynen. Şimdi adet düzensizliği dediğimiz, bir yandan yorumları da açabiliriz. Yani yaklaşık bir 10-15 dakika soru da biriktirmiş oluruz. Aslında bir yandan biz düzenli adet görememek demek, düzenli yumurtlayamamak da demek. Şimdi bir kadın bir yıl içinde normalde işte ayda bir kez, 28 günde bir kez yumurtladığında ve adet gördüğünde 12 kez yumurtluyor. Evet. Ama bir kadın 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bir yumurtladığında o zaman işte aylık şansını 6 ayda bir kullanıyor. 3 ayda bir kullanıyor. Dolayısıyla aslında 4 ayda gebe kalma ihtimalini bir yılda bile kullanamamış oluyor. Aynen öyle. Bu hastaların en büyük sıkıntısı aslında yumurtanın yokluğu değil, düzenli yumurtlayamaması. Düzenli yumurtlayamadığı için de gebeliği yakalayamaması. Aynen. Peki, bu üreme odaklı konuştuğumuz için tüylenme şikayeti olan, adet düzensizliği olanların semptomlarını gidermek için bir sürü ilaçlar var. Bunları yönetiyoruz. Aynen. Peki, şimdi yumurtlayamıyorum. Evli değilim. Sorun mu? Aslında değil. Yani bir şekilde düzenli adet göstermek sağlayıp problem değil. Aynen öyle. Ama bu hastaları da biliyoruz ki polikistik over hastalarını, herkesin olduğu gibi yumurtası azalıyor. Evet. Şimdi bir kadının bu kadar yumurtası var, polikistik overliğinin bu kadar hastası var. Yani yumurtası var. Aslında biliyoruz ki yumurta azalan bir şey. Dolayısıyla polikistikli de bir hasta ilk önce yavaş yavaş normalleşiyor. Ondan sonra azalacak. Aynen. Aslında polikistik over hastaları üzülmesinler. Çünkü yaş aldıkça onların da yumurtaları normalleşmeye başlıyor. Şimdi polikistik overle ilgili bu kadar olumsuz intibanın da bir sebebi geçmişte annelik yaşının çok erken olması ve insanların 20'li yaşlarda işte 15'te evlenip çocuk peşine düşmesi. Şimdi zaten doğal olarak sosyal hayat annelik yaşını 30'lu yaşlara atmasıyla beraber polikistik overlerin de annelik için bekleme süresi azaldı. Evet. Peki gene ben sorayım istersen. Ben polikistik over hastasıyım. Çok yumurtam var. Nereye gitsen çok yumurta diyorlar bana. Ama bir türlü adetlerim düzene girmiyor. Ben tüp bebek hastası mıyım? Başka tedavilerden yararlanabilir miyim? Şimdi
belki de polikistik over hani hasta özelinde konuşulması gereken ve genelleme yapılma noktasında en hassas konulardan bir tanesi. Çünkü polikistik over hastalarının ne kadar seviyesi ve şiddetiyle ilgili çok geniş bir yelpaze var. Hiç adet göremeyen, tamamen anovülasyon dediğimiz ve kesinlikle tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan bir grup hasta olduğu gibi biraz destekle, yaşam tarzı değişikliğiyle, kilo vermekle, metformin tarzı şeker ilaçlarıyla o direnci kırmakla da doğal yumurtlamasını yakalayıp doğal yollarla gebelik elde ettiğimiz hastalar da var. Evet. Burada peki zaman devreye ne giriyor? Sadece polikistik overe göre karar vermemek gerekiyor. Hastanın yaşı, evlilik süresi, ne kadar süredir gebelik istiyor, adet düzeni dediğim gibi ne kadar o varyasyonun yelpazenin ne tarafına daha yakın, ona göre karar vermek gerekiyor. Aslında polikistik over hastaları tabii ki dosya sadece yumurtadan ibaret değil. Spermi normal, parenfilmi normal. Evet. Sadece polikistikten dolayı yumurtlayamadığı hastalar er ya da geç kendinden gebe kalırlar. Ama bazen Serkan'ın dediği gibi yumurta seviyesi ve direnci o kadar yüksek oluyor ki bunun için 12 yıl, 13 yıl, 14 yıl gibi bekleme süreçleri gerekebiliyor. Aynen. O noktada hayatın akıp gittiği ve sosyal hayattaki bunun olumsuz etkilerini de görerek erkene çekmek için tüp bebek yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bazı hastalarımız gene polikistik over oluyor. Yumurtlama problemini çok rahat aşabileceğimiz polikistik hastaları. O zaman diyoruz ki önce yumurtlatalım seni. Önce seni normalleştirelim. Yumurtlatma tedavisinin başarısı normal kadının aydaki şansıyla aynı. Aynen. Yani bir kadın nasıl ayda %8, 10, 12, 14 gebe kalabiliyorsa biz de yumurtlama tedavisiyle o kadarcık başarımız oluyor. Aynen. Ama herkes kadar masada gebe şansı söz konusu oluyor. Aynen. Dolayısıyla polikistik demek illa tüp bebek demek değil. Çok dirençli vakalarda, yaşça çok genç vakalarda, işte yumurtlamayı çok başaramadığınız, bir türlü yumurtlatamadığınız vakalarda, evlilik süresi çok uzadığında, Serkan'ın söylediği gibi dosyanın tamamını değerlendirdiğinizde bazı vakalarda direkt tüp bebek yapıyoruz, bazı vakalarda yapmıyoruz. Peki gene polikistikten gidiyorum. Polikistiğim, yumurtlatıldım, gebe kaldım. Onlar tamam. Polikistiğim tüp bebek yapılıyor. Benim risklerim ne? Yani tüp bebekte bende ne farklı oluyor? Neden bende daha çok şişkinlik oluyor? Veya bazen 30 yumurta çıkıyor. Bazen polikistikte hiç yumurta çıkmıyor. Hani benim çok yumurtam vardı, niye yumurta elde edemeyeceğim? Şimdi polikistik over hastaları dediğim gibi yumurta sayısı çok olsa bile tüp bebek tedavisinde de aslında bizim böyle biraz uğraştıran hasta grubudur. Neden? Çünkü bizim tüp bebekteki amacımız ne? Yumurtalıktaki yumurta sayısı ne kadarsa, hastanın bireysel potansiyeli ne kadarsa bütün oradaki potansiyel yumurtaları tedavi alabilmek. Yani onlardan sperme dönderek embriyo oluşturabilmek. Şimdi polikistik overde hastalarda zaten yumurtanın büyümesinde bir direnç var. Biz ilaçlarla o direnci kırmaya çalışıyoruz ama bazen o ilaçlar da direnci kırmakta zorlanabiliyor, uzayabiliyor. Bazı yumurtalar daha hassas çıkıp önden gidip geride kalan yumurtalar biraz daha geride kalabiliyor. Asenkron oluşabiliyor. Burada hani bizim kendi pratiğimizde daha az görüyoruz. Yani biz polikistik overde hastalarda iyi bir sonucumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim şöyle bir avantajımız var. Biz çok korkmadan yüksek doz başlıyoruz. Çünkü OASS dediğimiz o şişkinlik sendromunun artık çok kolay manage edebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Neden? Çünkü şimdi biraz önce söyledim ya, her bir yumurta aslında küçük bir hormon salgılayan doku gibi, organelcik gibi düşünmek lazım. Her bir yumurtayı siz ilaçlarla büyüttüğünüzde onlardan salgılanan hormon seviyeleri daha da peak yapıyor, artıyor ve o hormonlar artık vücut kompansa edemediğinde o şişkinlik sendromu dediğimiz o vücudun sıvı mevcut sıvılarının yer değiştirmesi gibi bir süreç oluşuyor. Ama bizim işte yeni nesil, özellikle son 3-4 yılda neredeyse ciddi OASS dediğimiz hasta hiç görmedik noktasındayız. Yani aslında özetleyecek olursam polikistik hastaları yumurtlamaya dirençli ya, bazen tüp bebek ilaçlarında bile dirençli olup ya az yumurta gelişiyor, düzensiz yumurta gelişiyor, bazen hiç gelişmeyip doz arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan da doz arttırdığınızda da cevap verince, o direnci kırınca da birçok yumurta geliştiriyor. Aslında her hastanın çok yumurta geliştiği veya cevap vermediği aralık onlar da çok dar. Evet. Ve siz az ilaç verdiğinizde ilaç geliştiriyor, yani yumurta geliştirmeyebiliyorsunuz. Ama biraz arttırınca da çok şişkinlik olabiliyor. O yüzden ince ayarın, ince balansın zor oldu hastalar. Ama günümüzde hem ilaçlarımızın gelişmesi, yeni teknolojik ilaçlarla, hem sadece yumurta toplayıp dondurup sonra kullanmak gibi avantajımız. Aynen, aslında yani o ay transfer etmeyip dondurarak vücudu sakinleştikten sonra hormonlar... Dün konuştuğumuz mesela hepsini birden dondurmak için polikistik adayları çok ideal.
Evet, ideal hastalar. Çünkü hasta yumurtasını topluyorsun. Şişkinliğe gerek evet. yok. Baskılıyorsun. Evet. Ondan sonra transfer yapıyorsun. O yüzden genel olarak tüp bebekte şanslı hastalardır. Ama yine de ince ayarın ve tecrübenin de önemli olduğu hastalardır. Polikistik over hastaları. Peki polikistik overim. Gebe kaldım. Hı-hı. Artık bütün aşamaları geçtik. Hı-hı. Yumurtlamayla gebe kaldım. Hı-hı. Tüp bebekle gebe kaldım. Gebe kaldıktan sonrasında benim için ekstra bir risk faktörü var mı? Şöyle, maalesef polikistik overli hastaların özellikle eğer insülin hiperinsülinemi dediğimiz insülin direnci eşlik ediyorsa, body mass indeksi yüksekse, yani kilolu hastalarsa... Aslında polikistik hastalarının insülinle ilgili evet. diyabete yatkınlığı ayrı bir yük. Evet. Yani sırtında bir yumurtlama ile ilgili yükü evet. var, bir de insülin direnci yükü var. Şimdi hiç insülin direnci yoksa hasta sadece yumurtlayamıyor. Daha basit. Aynen. Ama İnsülin direnci varsa o zaman erken dönem düşük riski polikistik over hastalar da artıyor. Evet. Yani bu yaklaşık böyle çok fazla çalışmayla ispatlanmış bir şey. Bunların da temelinde... Diyabet gibi. Biraz önce anlattığım gibi temelinde insülin direnciyle eş zamanlı olan androjen birikimi. Yani erkeklik hormonunun birikimi kaynaklanıyor. Evet. Ben kendi pratiğimde birçok hastaya bunu yaptım ve çok faydasını gördük. Hasta şimdi zaten... Ben de öyleyim hatta. Yani yıllardır işte zayıflamaya çalışıyorsun. Evet. Bir iki veriyorsun, bir alıyorsun. Çok kolay işler değil. Hele bu hastalarda insülin direnci olduğu için daha da zor. Evet. Sen şimdi 10 yıldır, 15 yıldır yüksek body mass indeksiyle gezen bir hastaya da 3 ayda zayıfla gel dediğinde çok mümkün değil. Evet. Bu hastalarda zaten polikistik over olduğu için dondurulmuş embriyo transferini yapıyoruz. Yani önce embriyoyu elde ediyorum, donduruyorum. Hı. Ondan sonra hastaya daha yüksek bir motivasyonla diyorum ki 6 ay içerisinde 7 kilo verme, 8 kilo evet. verme. Hem transferin başarı şansı artıyor, hem gebeliğin devam şansı artıyor, hem de şişkinliklerden de koruyor. Aynen. Yani aslında tüp bebek tedavisini ikiye ayırıp yumurtayı elde edip güzel embriyoları kenara koyduğunuzda hastaya bak atlattık. Aynen. Şimdi sen de hamileliğe başlayacağız. Hadi motivasyon deyince evet. daha güçlü. Daha, çok daha iyi sonuç aslında oluyor. Doğrusu tedaviden bile önce kilo almasın ama. Keşke. Ama yani hastanın da zaten bu problemiyle yıllardır uğraşıyor. Bu hani, başka bir problem. Dünyanın evet, sorunu zaten bu. Bu şey deyince böyle sen 5 kilo verince daha güzel olacak. 15 kilo verince daha kolay deyince öyle olmuyor. Bunu hepimiz kendi hayatımızda da yaşıyoruz. Zaten pratikte de böyle vakalar da var. Zaten hani bunu başarabilen hastaların tedavi ihtiyacı olmuyor. Spontan kendi gebe kalıyor zaten çoğunlukla. Evet. Aslında o sırtındaki aynı yükü atınca yumurtlama da başlıyor. Şimdi dosyalara döneceğiz. Önce Nevşehir'den başlayacağız. Aynen. Sorular da bu kez polikistik ağırlıklı geldiği için konu bütün açısından oradan devam edip sonra da dosyalara dönelim. Öncelikle şunu da vurgulamak istiyorum. Aslında Campale haklı olarak biraz anne adaylarının ve çocuğu olan evet. insanların bir platformu. Yaklaşık 25 evet. bine yakın bir anne adayının olduğu biz platform. Biz aradan bulumuzu soktuk. Biz tüp bebek konuşmak için doğru bir platform olmayabilir. Evet. Ama yine de her gün hemen hemen 100 kişi kadar bir insan topluluğuyla beraberiz. Bu ben hani çok Instagram'da canlı yayınları takip eden biri değilim ama çok azımsanacak bir rakam değil. Evet. Dolayısıyla burada bizim hani gerçekten motivasyonumuzu arttıran şey, iştahımızı arttıran şey de bu oldu. Öncelikle tekrar sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Şimdi polikistik over yumurta kalitesini düşürüyor mu? Kulemen kullanmama rağmen gebe kalmıyorsa diye bir soru var. Yumurta kalitesini polikistik over düşüyor demek çok iddialı bir laf. Burada yaş faktörü, ne kadar dirençli bir polikistik overizm olduğu çok önemli. Aynen. Ama hani genç yaşta bir hasta da asla düşürüyor evet. diyemeyiz. Polikistik yumurta gelişmesini zorlaştırıyor evet. ama kalitesini düşürdüğüne yani dair bir şey yok. Kalite denilen şey deyince benim aklıma yumurtanın genetiği geliyor aslında. Evet. Yani embriyo. Öyle düşünmek lazım. Öyle bir şey yok. Evet. Peki biosteron kullanımı yumurta kalitesini etkiler mi? Ya biosteron çok uzun yıllardır kullanılan, benim kendi pratiğimde de belli bir grup hastada az da olsa işe yaradığını gördüğüm bir hasta, bir ilaç. Zararı da olmadığı için belli bir süre ben de veriyorum hastalarıma. Ama hani çok da mucize bir şeyler beklememek lazım. Evet, evet. Yani mesaj bu çok önemli. Ben mesela benim gözlemim daha az etkin olduğu, hı-hı. Serkan bir parça daha faydalı olduğunu düşünüyor. Hı-hı. Bunu işte görüyorsunuz aynı masada yan yana aynı karar evet. vermediğimiz şey aynen. var. Her doktorun kendi takdiri ama mucizevi bir şey diyen de yok. Aynen. Polikistik hastaların adet düzenleyici ilaç kullanmaması rezervini korumasını sağlar mı? Güzel soru. Güzel soru. Yani ben adet görmüyorsam yumurtamı koruyabiliyor muyum? Öyle bir şey olsaydı zaten biz o zaman yumurta rezervi düşük olan hastaları da adetten keser yumurtalarını korumaya çalışırdık. Evet. Öyle bir şey maalesef adet yok. Adet düzeninden başka bir şey. Aynen. Vücut kendi yumurtalarının her ay bir tanesini yumurtlaması için seçerken diğerlerini de maalesef yabancı hücre gibi görüp yok ediyor.
yumurtlamasanız bile, evet, doğum kontrol hapı ile kullansanız, evet, yumurtanız giderek azalıyor. Öbür türlü Serkan'ın dediği gibi yumurta az olduğunda adetten keser. Zaten gerekiyorsa işte doğum kontrol hapları verirdik, korurduk ama böyle bir şansımız olmuyor. Çok inatçı polikistiğim var. Adetlerim 35-40 günde bir oluyor. Çok ağrılı oluyor. Yumurtalarda kalitesizlik var. Ağrılar için ne yapabilirim? Polikistiklerin aslında geneli çok adet ağrısı çekmezler. Sadece bir kısmı yumurtlayamadıkları için rahim çizgileri çok kalınlaşır. O yüzden adetlerinde bol miktarda ve ağrılı olurlar. Çok basit Apranax gibi, Majizik gibi ağrı giderici ilaçlardan fayda görebilirsiniz. Hem bunlar kanama miktarını azaltırlar, hem de ağrıyı da azaltırlar. Veya doğum kontrol hapları, hormonal çözümlerle de çok rahat çözüm bulabilirsiniz. Çocuk düşünmüyorsanız. Düşen hastalığı var. Bunu not alalım. Genetik hastalıkları konuştuğumuzda mutlaka cevaplandıracağız. Hipotiroidi tüp bebekte tutunmayı etkiler mi? Etkileyebilir. Ama her zaman değil. TSH takibi önemli. Ama önemli bir hormon. Evet. Transfer sonrasında prednisol kullanımından bahsederseniz çok sevinirim. Şöyle hızlıca bakıyorum. Bakıyorum. Peki başladık, bitirelim soruları. Ondan sonra devam ederiz. Prednisolü ben sana şey yapayım, döneyim. Asla kullanmıyoruz. Kullanımısını da asla önermiyorum. Çok ciddi sistemik lupus eritematosus tarzında bilinen immünolojik bir hastalığı yoksa hiçbir anlamı yok. O hastalarda da tutulmasından ziyade ilaçların etkisi olarak hastalığın alevlenmesini kontrol altında tutmak için romatologlar öneriyor. Yoksa hiçbir anlamı yok. Evet. Prednisolü ben de gerçekten sistemik lupus, romatoid artrit gibi hastalığı olanlarda, evet, veya bazı tekrarlayan gibi kaybı olan hastalarda da denemek amaçlı verebiliyorum. Aynı biyosteron gibi katkısının ne kadar olduğunu emin olmadan ama desteklemek açısından, evet, veriyorum. Ama her hastada prednisol tüp bebekte öyle bir şey yok. Çikolata kesitinden konuştuk. AMH testinin yapılıp yapmadığında hangi testle anlarız? AMH bir kan tahlili. Dolayısıyla antihümüllerin hormonu. AMH zaten kan tahlilinizde varsa yapılmıştır. Yumurta takibi ile gebelik olmazsa aşılama tüp bebek. Güzel. Polikistik over hastalarında aşılamanın spermle ilgili özel bir kriter yoksa yeri hiç yok. Aynen. Zaten yumurtlama bozukluğu olan bir hastayı yumurtlatabilirsiniz. Kendi de gebe kalır. Evet. Aynı başarıdır. %2 bir fark vardır aralarında. Dolayısıyla aşılama polikistin tedavisinde yoktur. Hatta aşılamayı biz konuşmayacağız. Yapmadığımız için konuşmayacağız ama çok kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Aşılama artık yeni guideline'lara göre, yani üreme dernekleri artık şunu söylüyorlar. Aşılama erkek infertilitesinde de yeri yok. Polikistik overde de yeri yok. Sadece genç yaş açıklanamayan infertilitede bir alternatif olabilir. O kadar. Evet, yani eski yıldızı sönüyor. Aynen. Peki Hashimoto var. 32 yaşındayım. Eşimin spermleri hep düşük çıktı. Bir yıl önce 9 tane embriyom oldu. İlk transferde 5AA çok kaliteli, çok bir embriyo verildi. Olmamış. Dolmuş embriyo transferi oldu, düşük oldu. Hashimoto düşük riskini arttırır mı? TSH'ınız normal aralıklardaysa tek başına çok etkili değil. Ama Hashimoto otoimmün bir hastalık. Vücudun kendi kendine yaptığı bir hastalık. Romatizmal hastalıklar gibi bu tip grupta biraz daha düşük riski fazla olduğunu gözlemliyoruz. Aynen. Ama bu bir sonraki gebeliğinizde hala düşük yaşamama ihtimalinizin daha yüksek olduğunu da vurgulamak lazım. AMH, evet, birbirlerine cevap vermişler. Serpil Hanım katkı sağlamış. Teşekkürler. Senkronla ilgili sorularım vardı. İnsanlar cevap vermiş. Onlara geçiyorum. Aşılamayı konuşmuş olduk. Ses geliyor. Sesi iyi. Senkron yok. Bir tane hastamız var. Burada gördüm. İsmini söylemeyeceğim. Tamamlamak üzereyiz. Evet. Dosyalara geleceğiz. Çok sevdiğimiz bir hastamız. Çok güzel de bir embriyo vermiştik. Maalesef negatif olmuştu. O kendini biliyor. Hiç üzülmesin. Bu dönem geçtikten sonra kendisi gebe kalacak. Polip hamile kalmaya engel mi? Çok hızlıca geçeyim Serkan. Çünkü dosyaları şey yapayım istersen. Yani birini seçeceksem evet derim. Lokasyonuna bağlı olarak mutlaka tüp bebek öncesi alıyoruz. Evet. Polip tüp bebek öncesi alınmalı. Kendinden de ben almayı tercih ediyorum. Lüşeye artık yaş olarak çok toleransım olmuyor. İnsanlar bekleyip bekleyip gebeliği bekliyor. Ama polibe rağmen gebede kalın oluyor. Evet. Bak güzel. Polikistik over sendromum var. Aşılamayla hamile kaldım. Yani devam ediyorum. Doğum yaptım. Tekrarlar mı bu sendromum? Teşekkürler.
Ben cevap verebilir miyim? Aşılamayla gebe kalmazsınız değil. Aşılamayla nasıl normal ilişkiyle kalıyorsunuz kalabilirsiniz. Ama aşılama bir tedavi olarak bir yer yok. Aynen. Yoksa tabii ki aşılamayla da gebe kalırsınız. Polikistik ovari sendrom tekrarlayıcı özelliği aslında yaşa bağlı. Yumurtanın azalmasına bağlı. Dolayısıyla siz 25 yaşındayken polikistiksinizdir. 35'te düzelmişsinizdir. Yaş ilerledikçe polikistik giderek normalleşecektir. Her doğum yapmak, peşinden emzirmek zaman geçtiği için polikistiğin hafiflemesi demektir ama tekrarlamak değil, var olmaya devam edebilir. AMH değerim 5, 26 yaşındayım. Çok yüksek mi, polikistik miyim? Tek başına polikistik diyemeyiz ama yumurtanız bol. Polikistik over adetlerim düzenli, ötroks kullanıyorum. Evet, Ötrox ve Matofin kullanıyorum. Matofin. TSH'ım 2.9, 2.5 üstünde kullanmamı söyler. Şimdi şöyle, Ötrox'u ben bir kez bakarak 2.5'un üstünde olduğu için TSH hemen başlamıyorum. Tekrarlayan 3 hafta aralıklarla hep yüksekse başlayabiliyorum. Dolayısıyla çok gereksiz Ötrox kullanıldığını düşünüyorum. Bir kez kan tahliliyle Ötrox'u başlamam. Ötrox'u eğer ki hiç tahlileriniz 4'ün üstüne çıkmadıysa Ötrox'u kesip bir müddet sonra TSH aralıklı bakıp ne kadar ihtiyacınız olduğunu saptayabilirsiniz. Polikistikte adet düzenleyici ilaç kullanılması şart mı? Şöyle, eğer gebelik isteminiz yoksa ve düzenli adet görmek istiyorsanız tabii ki kullanın yani. Hani hem bu polikistik overin bir takım yan etkilerinden korur hem de düzenli adetiniz olur. Birkaç tane hamilelikle ilgili sola yatınca ne yapacağım işte gibi sorular var. Bunları maalesef bu seksiyonda değil diğerlerini de cevaplandırıyoruz. Yarın akşam sevgili Betül ile beraber saat 9'da cumartesi akşamı canlı yayında tüm sorularınızı tekrar cevap vereceğim. Burada zaman çok kısıtlı olduğu için tüp bebeğe dönmek istiyorum. Nevşehir hastamızı konuşalım. Nevşehir. Şimdi bu hastamızla başlıyoruz. Biraz bir 10 dakika daha müsaade isteyeceğim ben arkadaşlar. Dosyaları şey yapabilirim diye. Bu hastamız Nevşehir'den 31 yaşında. 3,5 yıldır korunmayan 3,5 yıllık evli. Düzenli adet görüyor ama siklopirigonama dediğimiz bir ilaçları görüyor. 1.75 AMH'i var. 2019'da yapılmış. 1,5 yıl önce yapılmış. Bu hastanın hikayesi biraz uzunca. Şimdi bu hasta 2 kez hamile kalıyor. Kendiliğinden. Ve kürtaj olmak zorunda kalıyor. Kürtajlardan sonrasında rahiminin içi yapışıyor. Hem de yaygın bir yapışıklığı oluyor. 8 ay boyunca adet göremiyor. Sonrasında ismi söylemiyoruz. Bir tüp bebek merkezine gidiyor. Orada bir hocamız görüyor. Yumurtalarını topluyor. Ve genetik tarama yapıyor. Neticesinde de 2 tane embriyosunu donduruyor. Sonra histeroskopi ile rahimi açmaya çalışıyor. PRP uyguluyor. PRP'den sonra rahim içinde sıvı oluşmaya başlıyor. Bu kez antibiyotikler kullanıyor. Rahim çizgilerini kalınlaştırmaya çalışıyor. Bayağı uzunca bir süre maalesef başarılı olamıyor. Ve en sonunda da rahim çizgileri ince, hiçbir şekilde adeti istediği gibi olmayan, rahim içinde sıvı bireken bir şekilde kalıyor. Şimdi bu dosyada beni nasıl yönlendirirsiniz diyor. Bir sürü rahim filmleri var hastamızın, bir sürü var. Tabi rahim filmini görmek lazım. Raporlar üzerinden yorum yapmak çok zor. Şimdi sorularınızı bu hastamızın sorusunu, çünkü 2 gündür beklettik bu hastamızı. Bir türlü denk gelmediği için beklettik, bilerek değil. Şimdi birincisi, siz kendinden gebe kalmışsınız. Lütfen bizim hafta sonu YouTube'a koyacağız. Daha önceki tüp bebekle ilgili konuşmalarımıza dikkat edin. İki türlü hasta var. Bir, anatomik problemlerinden çocuğu olmayan. İki, embriyo ile ilgili. Yani sperm ve yumurta odaklı. Şimdi bu hastamız bir şekilde kürtajlar olmuş. Kürtajından sonra rahimin içinde yapışıklıklar olmuş. Sonra bir türlü yapışıklıklar açılamamış. Zordur bu yapışıklıkları açmak. Histeroskopi denilen bir yöntemle açarsınız. Oradaki doku küser hemen iyileşmez. Ya bu hastaya tüp bebek yapmak, bu hastaya genetik bakmak, yani inanılır gibi değil. Kesinlikle kabul edilir bir şey değil. %100 yanlış. Bunun hiçbir mantığı yok. 30 yaşında kendinden gebe kalmış, düşükler yapmış, düşüklerden sonra rahim yapmış bir insanda hangi mantıkla genetik yapıldığına inanamıyorum. Dolayısıyla bu kısmı maalesef boşuna yapılmış. Rahim ile ilgili ne yapılabilir? İlk önce rahimin duvarlarının açılması gerekiyor. Sonra oranın çim gibi yavaş yavaş yeşermesini beklemek gerekiyor. Bu aylar süren bir süreç. Bir tane benim takip ettiğim hasta var. 19 yaşında, 20 yaşında tüp bebek yapılmış. Sonrasında gebe kalmış. Kayıp yaşamış. Rahimi tamamen yapışmış. 7 kez ameliyat olmuştu. Açılamamıştı. 8.'yi ben yaptım. Açamadım. Çok zor bu ameliyatlar.
aylardır rahim iç hızlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Ama bu hastaya durup durup tüp bebek yapmak, bu hastanın bir daha embriyosunu elde etmek hiç gerek yok hiç ki. Yani bu zaten rahimi sağlıklı olduktan sonra kendi gebe kalacak. Rahimi sağlıksızsa tüp bebek olsa da rahime vereceksin. Dolayısıyla bu hastanın sadece ve sadece rahiminin toparlanmasına ihtiyaç var. Nevşehir'de bu hastamız. Bir şekilde iyi ellerde rahim ameliyatının tekrarlanarak en yüksek volüme ulaşacak şekilde açılması gerekiyor. Bunu yapan, çok iyi yapan bir sürü meslektaşımız var. Mutlaka onlardan destek alarak rahim odaklı çözmesi gerekiyor. PRP'yi konuştuğumuzda konuşmuştuk. Dün değil, ondan önceki günde galiba. PRP rahim içi zarına etki edebiliyor. Net data yok. Yumurtalara inanmıyoruz. PRP denenmiş ama PRP'den sonra sıvının oluşması tamamen rastlantısal. Çünkü iyi rahim iyileşmeyince bu tip şeyler olabiliyor. Enfeksiyon da olmuş ki sıvı evet. D4 ay antibiyotik kullanmış. Bu o kadar müdahale edilen ve travmatize edilen rahim üzerinde enfeksiyon çok sıkı evet. Düşür. Bu hastamızın kısadan ise yapması gereken tamamen rahim odaklı olacak. Lütfen tüp bebek veya genetik veya bıdı bir şeyler değil. Rahimi toparlayacak. Rahimi toparlarsa 10 yıl gibi bir önünde bir zaman var. Sakin olacak. Mantıksız işler yapmayacak. Mantıklı tutarlı işlerle belki birkaç kez ameliyatta bu rahim açıldığında inşallah yani her şey yoluna girer. Bir şey söylemek istemiyorum ama Furkan'la aynı düşündüğüm gibi bir de yapılan iki kez histeroskopik cerrahi ne kadar efektif bir cerrahi yapıldı. Yani acaba o ameliyatları daha efektif yapılabilseydi zaten bu sorunu aşılabilir miydi? Tabii rahim filmini görmek lazım. Çok zor cerrahiler, aynen öyle. Bir bakmak lazım ama hani PRP, kök hücre falan işte yani elinizde hiçbir şey kalmıyorsa evet şimdi ne yapalım deneyelim diyorsunuz ama bu aslında daha yapılması gereken şeyler. Daha var. O PRP ve kök hücreden önce belki daha efektif bir ameliyat, daha yüksek doz östrojeni biraz uzun süreli kullanmak. Evet. Çünkü tek şanssızlık şey hani mutlaka orada da bununla ilgilenen arkadaşlar vardır. Nevşehir'de sonuçta hı. Etrafında Kayseri var, bir sürü Ankara var, şey var. Hani biraz hani tabii küçük şehirlere doğru kaydıkça üreme ile ilgilenen doktor sayısı da azalmaya başlıyor. İmkanlar belki biraz kısıtlanabiliyor. Böyle bir şanssızlık var. Zor bir dosya ama doğru mesaj şu. Lütfen artık daha fazla tüp bebek, daha fazla embriyo, daha fazla genetik çok lüzumsuz yok. Rahimi düzeltmek. Bütün motivasyon bu olacak. Önünde de yaşından dolayı uzunca bir dönemim var. Hiç daha fazla yumurtalıklarla uğraşmasın. Hızlıca geçtim. İstanbul Eyüp'ten bir hastamız. Genç bir hasta. 1,5 yıldır evli. 16 yaşından beri adet göremiyorum. İlaçsız demiş. Doğum kontrol hapıyla da adet görüyormuş. Bakınca AMH testi 1.1 çıkmış. Yeni yapılmış. Evet. Klomen tedavisi görmüş ama bunda da yumurta gelişmemiş. Klomen yumurta ilacı, yumurtlama ilacı. Tüp bebek doktoruna göndermişler. Tüp bebek doktoru da kullandığı doğum kontrol hapını kes, sonra göreyim seni demiş. Ama salgın olunca da hiçbir yere gidememiş. Evet. Ben ne yapayım diyor. Yorumunu rica edebilirim. Bu hastanın bir kadın eğer ilaçla adet, ilaçsız adet göremiyorsa, sadece ilaç görüyorsa iki sebebi vardır. Ya o kişide hiç östrojen üretim yoktur. Yani menopozdur yani bir nevi yalancı menopozdur. Veyahut da bugünkü konumuz gibi ağır polikistik overdir. Vücut o direnci kıramıyordur ve o yüzden de anovülasyon dediğimiz yumurtlama olunca adet olmuyordur. Muhtemelen ikincisi. Yani aslında daha çözülmesi kolay. Çünkü ilkinde çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yok ama ikincisinde dirençli bir polikistik overse o zaman ama AMH'ınızda da yani 1.1 bu 11 çıkabilir. Olabilir o. Evet, evet. Aynen öyle 11 olabilir. Ama bunun hani net tanısını ultrasonla daha iyi koyarız. Evet. Eğer öyle bir şeyse burada hiç uzatacak bir şey yok. Direkt tüp bebekle tedavi olursunuz ve yüksek oranında başarı şansınız olur. Bu hastanın dosyası ile ilgili biraz daha detaya ihtiyacımız var. Aynen. Lütfen. Eksik bilgi yani. Biraz. Evet. Eyüp'ten 28 yaşındaki hastamız. Nilgün Hanım'la biz size dönüş yapacağız. Biraz daha fazla data almamız gerekecek size. Ankara'dan, başkentten 38 yaşında 6 yıldır çocuk isteyen 8 yıllık evli bir hastamız. Polikistik over hastası, adet seyrekliği var. 40 günde bir adet görüyorum demiş. AMH biraz düşmeye başlamış yaşa bağlı olarak. 2,5'lara düşmüş. Morfolojisi %4'müş spermin. Rahim filminde başka bir problem yok. Spermde de bir problem yok. Tekrar spermiyogramı istemişler ama zaten spermiyogramı eğer morfoloji 4 ise çok da kötü değil. Normal. Sayı ve hareketi de evet problem yoksa. Şimdi bu hastanın 7 yaşında klomenle bir yani yumurtlama ilacıyla çocuğu olmuş. Yumurtlatılmış kendinden gebe kalmış. Sonra aşılama yapılmış 2014'te anlamsız.
Sonra tüp bebek tedavisi yapılmış 2014'te, olmamış, negatif olmuş. Bir kez daha 2016'da tüp bebek yapılmış, gene negatif olmuş. Yumurtlama için 2 yıldır akupunktur tedavisi görmüş. Ne değerlendirirsiniz, ne düşünürsünüz demiş. Şimdi bakın, Ankara'daki hastamız 38 yaşındasınız ve zaman geçiyor, 37 yaş sonrası yumurta sayısı normalleşse bile veyahut da sizin polikistik ağrı olduğunuz için aslında yeterli olsa bile içindeki genetik yapı bozulmaya başlıyor ve başarı şansınız azalıyor. Akupunktur gibi bilimsel olarak ispatlanmamış, özellikle yumurtlama tedavisinde yeri ne kadar var, benim en azından zerre kadar bir fikrim yok bu konuyla ilgili. Boşuna zaman kaybediyorsunuz. 2014-2016'da yaşadığınız iki tüp bebek tedavisindeki negatiflik olabilir. Bir olasılıktır. Belki laboratuvarda bir problem vardır. Embriyolar belki o iyi değildir ama gerçekten ikinci çocuk istiyorsanız bence hızlanın. Aynen öyle. Hiç öyle akupunktur falan. Evet. 2 yıldır zaten bir şeyden tedavi sonuç almıyorsanız 3. yılda 4. yılda sonuç almayı beklemek de bana çok mantıklı gelmiyor. Bence de bu aslında daha fazla spermiyogramla falan işi yok. Rahim filmi de gayet güzel. Aynen öyle. Yaşı da artık kritik. Dolayısıyla hazır yumurta varken hızlandırmak zorunda. Bu hastamız bir an evvel sürecini hızlandırmak zorunda. Son 5 dakikaya girdik. Bu hastamız İstanbul Avcılar'dan. 37 yaşında, 14 yıldır çocuk isteyen, AMH'i de 0.4-0.46 çıkmış bir hasta. Rahim filmi ve spermi normal. Bu hasta ilk önce iki kez kendinden gebe kalmış, düşürmüş. Sonra iki kez aşılama yapılmış. Sonra 1-2-3 kez tüp bebek yapılmış. 6 yumurta, 8 yumurta, 6 yumurta. Hep güzel yumurtaları olmuş. 5. güne gidilmiş. Hep negatifler ve biyokimyasalları olmuş. Ne yapalım diye soruyor. Devam. Yani bunlar sizin moralinizi bozmasın. Yani AMH'in düşüklüğü aynı bir önceki hastamızda olduğu gibi süreci hızlandırmamız gerektiğini düşünüyor. Yani bizim zaten böyle sıfırdan biz gebe kalmak istiyoruz diye gelen bir hastamız yok. Zaten bütün hastalarımız 3 kez 5 kez tüp bebekte negatif olan hastalar. Doğru embriyo denk gelmemiştir, doğru tedavi uygulanmamıştır, doğru laboratuvar seçilmemiştir ama bir şekilde gebe kalırsınız. Evet. Özellikle de 5. gün embriyosu oluşturabiliyorsunuz hem de birden fazla. Doğru bir laboratuvarda bence kesinlikle hiç vakit kaybetmeden. Ben de burada bir vurgu yapmak istiyorum. 37 yaşında ve AMH 0.46, yani tüp bebek denemek zorundasınız. Kendinden gebe kalamayacağınızdan değil ama hızlandırmak zorundayız. Evet. Ama rahim İki kez düşük yaşamışsınız. Mutlaka rahimi bir daha değerlendirmek lazım. Aynen. Yani burada tutunmamanın veya biyokimyasal olmasının altında ilk baştaki düşükleriniz atlanmasın. Gözden kaçan bir şey olmasın. Belki histeroskopi bu kadar da başarısızlıkla olmuş. Bir kamerayla girip ilk önce rahimin içini değerlendirip ondan sonrasında tüp bebeği hızlandırmayı yapmak gerekebilir. Avcılardaki hastamızdan bahsediyorduk. Şimdi İzmir. Güzel şehir İzmir'de. 34 yaşında bir hastamız, 4,5 yıldır evli, 3 yıldır çocuk istiyor. AMH'i, yaşı 34'tü, 0.75, biraz düşük çıkmış. Spermi normalmiş. Bu hastamızdan tüp bebek yapılmış. 2018'de, 2 yıl önce 4 tane yumurta toplanmış. 2 tane embriyoyu dondurmuşlar. Sonra 2 tane yumurta toplanmış. Ama hiç döllenmemiş. Yaşı 34. O zaman 32 yaş. 32 aynen. Sonra 3. tüp bebek denemiş. 3 yumurtadan 2 tane daha, toplam 4 embriyo öldü. Kaçıncı gün embriyoları, onunla ilgili bilgisi yokmuş. 4 tane embriyoya havuz yapılmış. Sonra çikolata kislerim var dedi. AMH de düşük olduğu için ameliyat önerilmemiş. Doğrusu yapılmış. Dün çok 2 gün önce konuştuk. Yani çikolata kislerini olabildiğince ameliyat etmemek lazım. Gebelik bunu kendiliğinden çözebilen bir süreç. Fitoterapi uzmanına gitmişler. Bitkisel tedaviler alınmış. AMH değerinde değişiklik olmamış. Olmaz. Bunu konuştuk. FRET, yani dondurulmuş embriyo transferi yapılacak o mevcutları. Sizce çikolata kistimle ilgili bir kaygı yaşamama gerek var mı? Şimdi burada çikolata kistinden daha ziyade sizin dondurulan embriyolarınızın kalitesini, gerçekten size gebelik şansı verebilecek kalitede bir embriyo mu dondurdular? Yoksa işte bu kadar oluştu, ne yapalım, donduralım şansımızı deneyelim mi? Yani burada her ne kadar zaman zaman biz de mucizeleri tanıklık ediyor olsak da kötü kaliteli embriyo gebelik şansı vermez arkadaşlar. İyi kaliteli embriyo elde etmek zorundasınız. İyi kaliteli embriyo elde edemiyorsanız edene kadar da uğraşmak zorundasınız. O yüzden burada çikolata kistiniz eğer iyi kaliteli embriyo dondurulduysa dondurulmuş embriyo transferi de çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben kendi adıma. Evet. Yani çikolata kistine odaklanmayın. Aynen. Burada embriyolarınız 4 tane embriyo çünkü sizden yumurta toplanıp embriyo elde edilememişti. Bu da elde ettiklerimiz ne kadar kaliteliydi acaba diye kaygılandırıyor bizi. İyi embriyo varsa bir an evvel transfer yapıp çok da geciktirmemek lazım ki bir an evvel sonucu görüp gebe kalırsanız mutlusuna ulaşalım. Gebe kalmazsanız da zaman kaybetmeyelim. Sürece devam etmemiz gerekecek. Son
Samsun'dan bir hastamız. Devam edeceğiz dostlar ama bugün değil. 8 aydır evliler, yeni evliler. Hormon tahlilleri var ama FSH, LH gibi en başta konuştuğumuz çok artık takip etmediğimiz hormonlar. Sperm 35 milyon. Morfoloji de güzel, sayı da güzel. 6 santimlik bir çikolata kisti var. Vizanne dediğimiz ilaçla kullanmış. 2 santime düşmüş. Düşmez. Bu kadar düşmez. Çikolata kistinden dolayı hamile kalamıyorum diye soruyor. Bunu çok ona bağlayamayız tek başına. Çünkü 8 ay olmuş. Hala beklemek de gerekiyor. Ama çikolata kisti burada ciddi bir risk faktörü. Onu da söyleyeyim. Doktoru birkaç ay dene. Olmazsa kistini aspir edip aşılama yaparız demiş. Ben izinle şey yapayım. Şimdi bir, kist aspir etmek diye bir yöntem yok. Siz o yumurtanın hücrelerini yok etmezsiniz. Bir şekilde o kist 3 ay sonra tekrarlar. Dolayısıyla kistinizin aspir edilmesi sadece enfeksiyon ve yeni belalara bitirir. 2. Aşılama yapmak en gereksizi. Neden? Zaten çikolata kistini sizin muhtemelen tüplerdeki tutulmaya engel oluyor. Aşılamada da o tüpleri kullanacaksınız. Dolayısıyla kendi kendine evde kalmanızla aşılama yapmanız arasındaki tek fark kaybettiğiniz para olacaktır. Aşılamada yaptırmayın. Dolayısıyla iki öneriye de katılmıyorum. Ne aşılama ne çikolata kistinin aspir edilmesi. Burada yapılması gereken 2 santim, 5 santim, 1 santim çikolata kistini takip etmek. Ama rahim filminizin de normal olduğunu görüyorum. Kendi kendine denemeniz. Ta ki artık yeter dediğimiz noktada siz ya kendiliğinden gebe kalacaksınız veya tüp bebekle gebe kalacaksınız. Size aşılama yapmak da yumurtlama tedavisi yapmak da zamanınızı ve paranızı boşuna kaybetmek demek. Hiç gerek yok. Kendinizden gebe kalmanıza da güvenin. Daha 8 ay olmuş. Gerekiyorsa yaşınız da 29 yaşında 6 ay. Çok istiyorsanız 1 sene bile bekleyin. Hiç önemli değil. Ama gereksiz tedaviler yaptırarak bu kez aşılamada da gebe kalamadım. Aynen. Tedaviyle olmuyor psikolojisine girmeyin. Boşu boşuna kendinizi üzmeyin diyorum. Dosyalarınızı bugünlük tamamlıyorum. Birkaç soru geldi. Onları da tamamlayalım. Yumurtlama olmadan adet olunabilir mi? Çok beklerseniz olur ama düzensiz olur. Ama her adet yumurtlamayla beraber olacak diye bir şey yok. Serkan Bey'e teşekkürler var. Biz de teşekkür ediyoruz. AMH diyelim 0002. Daha önceden polikistik overliydim. Doğumdan sonra geçti. Yumurta takibiyle gebe kalamadım. Burada cerrahiye geçirmediyseniz bir iltihabi bir hastalık gibi bir şey olmadıysa AMH değeri veya yaş belki de yaşınız çok ileri bilemiyorum. Polikistiklerde böyle bir AMH beklemeyiz. Yani orada bir problem var. Ya daha önceden polikistik over değildiniz ya da AMH'ınız doğru ölçülmedi. Güzel bir soru. Prolaktin değerim 38. Düşürmem gerekir mi? 38 değil 78. Evet düşürmekte fayda var. İki kıtından fazla olunca mesela 30'ları 40'ları çok dert etmeyebiliyoruz ama bu seviyede düşürmekte fayda var. Son soru. Polikistik yumurta takibi yumurtlatan ama gebelik oluşmuyor. Spermiyon herkese. Evet. Polikistiğim ama yumurtlatma ilaçları kullandım. Yumurtladım ama gebe kalamıyorum. Ne yapmam lazım? Bunun bir süresi var. Yani 6 ay boyunca yumurtlama takibine rağmen gebe kalamadıysanız bir sonraki basamağa geçeceksiniz. Evet. Aşılama basamağını atlıyoruz zaten. O yüzden de tüpü tedavi. Dolayısıyla polikistik bir hasta yumurtlatıldığı noktada normal bir hasta. Nasıl normal bir hasta 1 yıl, 1,5 yıl beklediğinde artık bir şeyler yapmak gerekiyor ki bu da tüpü tedavisine kayış oluyor. Aynen. Sizin için de geçerli. Dolayısıyla bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Sonradan gereksiz aşılamalara gerek yok. Tüp bebek veya bekleme. Şimdi çok teşekkürler. 50 dakika yaptık bu kez. giderek uzuyor. Pazartesi günü yine birlikteyiz. Pazartesi günü konumuzu ne olduğunu yazmamıştık. Şimdi belirliyoruz. Bu kez de düşük yumurta rezervini konuşalım. Olur. Pazartesi günü hızlı yumurtası tükenmiş, erken menopoz denilen, senin artık çocuğun olması zor denilen hasta grubunu konuşacağız. Her gün saat 3'te önümüzdeki haftada 5 gün boyunca sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar birlikte acil bir şey çıkarsa ikimizden biri mutlaka 3'te buradayız. Çok teşekkür ediyoruz sorularınız ve katılımınız için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.